Merhaba arkadaşlar. Kümeler ve kartezyen çarpım konumuzun birinci test ile devam edelim. Birinci sorumuzda K kümesinin eleman sayısını sormuş bize. Şimdi X'e elemandır doğal sayı olarak tanımlanmış. O zaman bu aralıktaki doğal sayıları alacağız. Sıfırdan 3 dahil değil. Dolayısıyla 0, 1 ve 2 geleceği için 3 tane elemanı vardır deriz. İkinci sorumuzda kelimesinin harflerini oluşturduğu kümenin eleman sayısı. Şimdi küme olarak, küme elemanları olarak yazdığımız zaman aynı harfleri, aynı elemanları tekrar yazmayız. Bir defa yazılır. Dolayısıyla Ş var, A var, K var, U var. O yüzden de 4 tane elemanı vardır deriz. Üçüncü sorumuzda M kümesinin eleman sayısını sormuş. Şimdi normalde elemanların arasında eğer küme parantezin içerisine yazıyorsa elemanların arasına virgül koyması lazım. Yani mesela şöyle olsaydı K, Ü, virgül M, E şeklinde olsaydı burada 4 tane eleman olurdu. Ama bunların aralarında hiçbir virgül yok. Dolayısıyla bu bir tane eleman olacağı için eleman sayısı da 1 gelecektir. Dördüncü soru kümesinin bir elemanı olmayan hangisidir demiş. Şimdi baktığımız zaman bu sembol içeride var. Dolayısıyla bu elemanıdır. Buraya baktığımız zaman ise bu sembolden var. Buradaki ifadeden de var ama dışında tekrar şimdi bu sadece elemanları yazıyoruz. Küme parantezi içerisinde değil. Dolayısıyla şöyle olmuş olsaydı bunları sadece yazsaydı bunlar kümenin elemanlarıdır. Ama dışına bir parantez daha yapması yani böyle bir tane böyle bir elemanın olup olmadığından bahsediyor. Böyle bir eleman yoktur. Diğerlerine de bakalım. Böyle bir eleman da vardır. Bu elemandan da var. Aynı şekilde bu elemandan da var. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı geldi. Beşinci soruda A kümesinde olup B kümesinde olmayan eleman sayısı kaçtır demiş. A kümesinde olanlar yıldızın içerisindekiler A kümesinde olacak, B kümesinde olmayacak. Mesela buradaki 2 A kümesinin içerisindedir ama B içerisinde, B kümesinin içerisinde değildir. 2 olur. Bunun dışında 1 olur. 1 de aynı şekilde A'nın içerisinde ama B kümesinin içerisinde değil. Dolayısıyla sadece 2 tane var. Diğerlerin hepsi B'nin içerisinde olduğu için onları alamayız. 2 tane eleman vardır deriz. 6. sorumuzda olduğuna göre hangisi T kümesinin bir alt kümesi değildir demiş. Şimdi alt küme dediğimiz ifade normal elemanlarımız biz alt kümelerimizi yazdığımız zaman bütün hepsini yazarız. Mesela alt kümelerimizden biri elemanların hepsidir. Bir tanesi boş kümedir. Birer birer yazarız, ikişer ikişer yazarız. Öz alt küme dediği ise kümenin kendisidir. Öz alt küme dediği için hatta normal alt kümelerimizden bir çıkartırız. Bu bir kümenin kendisidir. Dolayısıyla hangisi öz alt kümesi değildir demiş. Kümenin kendisini çıkartmamız lazım. Çünkü öz alt kümenin içerisinde kümenin kendisi olamaz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 7. sorumuzda E evrensel küme olmak üzere A'nın değilinin eleman sayısını sormuş. Şimdi A kümesinin elemanları B, D ve F. Bunun dışındakiler ise evrensel kümenin elemanları. Dolayısıyla geriye A kaldı, C kaldı ve E kaldı. Buradaki elemanlar A'nın tümleyenidir. Dolayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı da 3'tür. 8. sorumuzda P kümesinin alt kümelerinin kaçında N bulunmaz? Şimdi bu tarz soruları şöyle yapıyoruz. Öncelikle bizden istediğini yani bulunsun veya bulunmasın fark etmez. Bize söylediğini öncelikle kenara ayırıyorum. Bunun dışında 4 tane eleman kaldı. 4 tane elemandan oluşturabileceğim alt kümeler 2 üzeri 4'ten 16 tanedir. Bunlardan zaten N'yi çıkarttığımız için bu 16 tane kümenin hiçbirinde N bulunmaz. Dolayısıyla da bizden zaten onu istediği için cevabımız 16 geldi. Şöyle de olabilirdi bu soru. N bulunuru sormuş olsaydı da cevabımız yine 16 olacaktı. Çünkü şöyle yine aynı şekilde N'yi ayıracaktık. N'nin dışında kalan elemanlar 4 tane. 4 tane elemandan 16 tane alt küme oluşur. Bu 16 tane alt kümenin içerisinde şu an N elemanı yok. Ama N'nin olmasını istiyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Bu 16 tane alt kümenin her birine N elemanını eklediğimiz zaman kümelerin içerisindeki eleman sayısı değişecek ama alt küme sayısı değişmeyecektir. Dolayısıyla alt kümeler yine aynı şekilde 16 tane kalacak. Dolayısıyla yine aynı şekilde bunu da sormuş olsaydı cevap yine 16 olacaktı. Bize bulunmazı sorduğu için de cevap yine 16 geldi. 9. soruda E evrensel küme olmak üzere bu ifadeleri vermiş. Buna göre A artı B nedir demiş. Şimdi evrensel küme için şöyle bir ifademiz var bizim. A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı bize evrensel kümenin eleman sayısını verir. Aynı şekilde B için de tabii ki geçerli bu. Dolayısıyla şimdi bize A'nın tümleyeni vermiş. Burada şöyle yapsak A'nın eleman sayısına x dersek A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı yani x artı 13 evrensel kümenin eleman sayısına eşit olacak. Yani 28'e. Buradan x değerimiz 15 geldi. Yani A'nın eleman sayısı 15'miş. Aynı şeyi B için de söyleyeceğiz. Burasına y dersek B'nin eleman sayısı ile B'nin tümleyenin eleman sayısının toplamı yine evrensel kümenin eleman sayısına eşit. Buradan da y değerimiz 8 geldi.
Dolayısıyla buradan da 15 artı 8'den dolayı cevabımız 23 oldu. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi taralı bölgeyi ifade eder demiş. Şimdi şu bölgeye baktığımız zaman taralı olan bölge için A'dan var, B'nin elemanları var ve C'nin elemanları var. Şimdi burası hepsinin ortak bir noktası gibi gözüküyor. Mesela bunların dışında, bu taralı bölgenin dışında ortak bir nokta. Mesela şurasını düşünsek, burası B ile C'nin kesişimi. Burayı düşünsek, burası şurası, şu bölge tamamını şöyle taramış olsa, burası A ile B'nin kesişimi olurdu. Ama burada C olmazdı. Dolayısıyla sadece bu bölgede A'dan var, B'den var ve C'den var. Üçünün ortak olarak kesişim noktası verilmiş. Dolayısıyla cevabımız buradan C şıkkı geldi. 11. sorumuzda kümesin alt kümelerinin kaçında FB ve GS bulunur demiş. Şimdi daha önceki sorumuzda da yapmıştık. 8. sorumuzda da böyle bir şey vermişti. Bizden istediklerini FB ve GS'ye şimdilik ayırıyorum. Geriye kalan 3 tane elemanımız var. Bu 3 elemanı oluşturacağı alt kümeler 8 tanedir. Bu 8 tane alt kümenin her birine biz FB ve GS'yi yerleştirirsek bu 8 tane alt kümenin her birinde bu elemanlar olacaktır. Eleman sayısı, kümelerin içerisindeki eleman sayısı değişir ama bizim için kümelerin sayısı, kümenin sayısı değişip değişmediği. Küme sayısı değişmez. 8 tane alt küme vardı. Her birine FB ve GS'yi ekledim. Yine aynı şekilde 8 tane kümemiz, alt kümemiz oldu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı geldi. 12. sorumuzda A'nın ve B'nin eleman sayılarının toplamını istemiş. Şimdi X doğal sayı olacak. A kümesi için bakalım. X doğal sayı olacak şekilde 25'ten küçükleri X kare küçük eşittir 25 demiş. Mesela X 5 olabilir, 4 olabilir, 16 küçük eşittir 25 çünkü. 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Doğal sayı demiş çünkü. Buraya baktığımız zaman ise tam sayı demiş. Burada da yine 5'ten başlar ve bu tam sayı olduğu için eksi 5'e kadar gider burası. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı buradan 6'dır. B'nin eleman sayısı ise 5'ten eksi 5'e kadar toplamda 11 tane değer vardır. Topladığımız zaman cevabımız 17 gelir. 13. soruda ABC kümelerini vermiş bize. Buna göre A bileşim B fark C'nin eleman sayısını sormuş. Öncelikle A bileşim B'nin eleman sayılarını bulalım, elemanlarını bulalım. Birleşimde bütün hepsini yazıyoruz. 1, 2, 3, A var, B var, C var, E var ve 5 var. A bileşim B. Bunun C kümesinden farkı demiş. Yani bu kümede olup bu kümede olmayanları soruyor. Bu kümede olup burada olmayanlar 1 var, 3 var, A var, E var ve 5 var. Dolayısıyla bu kümenin eleman sayısı da 5 geldi. 14. sorumuzda olduğuna göre demiş A kaçtır? Şimdi bu ifadeleri kümede küme çizerek yapmak daha kolay olacaktır. Daha doğru sonucu ulaştıracak. A ile B'nin kesişimini 11 vermiş öncelikle. Şimdi buraya baktığımız zaman B'nin A'dan farkını A kadar dersek A'nın B'den farkı 5A kadar olacak 5 ile çarpıldığı için. Dolayısıyla B'nin A'dan farkı burası. Yani burasının A olduğunu söylemiş. A'nın B'den farkı, A'nın B'den farkı da burasıdır. Burasının da 5A olduğunu vermiş. A bileşim B'de 53 demiş. O zaman bunun tamamı A bileşim B dediği için 53 gelecek. Topladığımız zaman 6A artı 11 eşittir 53. 6A eşittir 42. A değerimiz de 7 geldi. Bize A kümesinin eleman sayısını sormuş. O da 5A artı 11. A yerine 7 yazdığımız zaman 35 artı 11'den de cevabımız 46 geldi. 15. sorumuzda bir problem sorusu vermiş. Bir etüt merkezinden fizik ve matematik derslerinden bahsediyor. Matematik ve fizik de dediğine göre kesişen kümeler bunlar o zaman. Matematik ve fizik dersini alan 9 kişi. Fizik dersini alan 17. Fiziğin tamamı 17 olacaksa 9'u burada, 8'i buraya geldi. Matematik dersi alan 23. 9'u burada olduğuna göre buraya da 14 kaldı. Kaç kişi fizik veya matematik dersini almaktadır? Yani şunu söylüyor. Fizik ve matematiğin birleşimini soruyor. O da bunun tamamıdır. Dolayısıyla bu değerlerin hepsini topladığımız zaman cevabımız buradan 31 geldi.